Bazı şeyler vardır, efsanedir. İşte bunlardan bir tanesi de ginseng. Ginseng köklerinden elde edilen bir ilaç. Kökleri de insana benzediği söyleniyor. Efsane olmasının nedenlerinden bir tanesi şu. Dünyada 2 sene önce 2 milyar dolarlık bir pazara sahip. Ve tahmin edebileceğiniz üzere de en büyük müşterisi erkekler. Ona da geleceğiz. Banang ginseng, kırmızı ginseng, Kore ginsengi. Koreliler bu işe çok merak salmışlar. Hatta bununla ilgili özel bir dergi bile çıkarmışlar. Genel özellikleri itibariyle antioksidan, iltihap karşıtı deniyor. Onları geçebiliriz. Beyin fonksiyonları da özellikle hafıza ile ilgili bir takım çalışmalar yapılmış ama onlar da ortada kalmış. Çok yaygın bir şekilde bir veri yok söz konusu olan. Bağışıklık sisteminde de aynı şekilde. Yorgunluk konusuna gelince bazı sporcular yorgunluk için kullanmışlar ama özellikle kanser hastalarında tedavideki yorgunluk üzerinde önemli etkileri gösterilmiş. Asıl önemli etkisi Kore'nin milli bitkisi olduğundan dolayı Kore'de büyük bir çalışma yapmışlar. Kanser oranı günlük kullananlarda %16 düşük, kanser tekrarlaması riski ise %30 düşük bulunmuş. Gelelim işin asıl konusuna. 2008'de 500 kişilik hem de çift kontrollü bir grupta sertleşmede %60 düzelme olmuş, tatminde ise %30 oranında bir artış olmuş. Yalnız burada küçük bir not söz konusu, o da şu, psikolojik etkeninin fazla olduğu düşünülüyor. Yani ilacın kendi etkisi ve organik hastalıklara bir yararı olmadığı söylenebilir. Kan şekerini düşürebilir, bir de aralıklı olarak etkisini göstermesi için kullanmamız gerekiyor. Efendim teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalınız.